Dış piyasa programıyla Ekotürk ekranlarında karşınızdayız. Ben Serdar Pazı. Bugün dış piyasa programında bana eşlik edecek konuğum GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır. Merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Hoş buldum Serdar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz katılımın için. Son konuşmamızdan aklımda kalan petrol fiyatlarına ilişkin yaptığın projeksiyon ve işte bu Kızıldeniz tarafındaki artan jeopolitiklerle beraber petrolde hakikaten hani Amerika tarafındaki artan üretime ve stoklara rağmen bir dip oluşumu ve yukarı yönde hareket çabası. Bundan sonraki görünüm sence nasıl olur? Çünkü İsrail ile Hamas arasında da bir böyle bakıldığı zaman ateşkes olabilirmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla hani bir dip oluşumu çabası da ama var diğer taraftan. Hani nereye kadar hareket devam edebilir sana göre önümüzdeki günlerde? Şimdi yıl genelinde baktığımız zaman da özellikle petrol fiyatlarında bir dip noktası oluşturma konusunda temel makro dinamiklerle destekli bir görüntü izliyoruz. Nitekim geçtiğimiz hafta da seninle yapmış olduğumuz yayında Brent petrolle alakalı beklentiyi izah ederken hani yanılmayı da çok istediğimi belirtmiştim. Çünkü kabaca 67-75 dolar bölgesinde 70 dolarda da dip yapan bir Brent petrol vardı. Nitekim bu hafta da yine Kızıldeniz tarafındaki haber akışıyla birlikte Brent petrol 80 dolar seviyesine ulaştı. Nitekim ay başından bu yana da zaten en yüksek rakamı da görmüş olduk. Şimdi genel konjonktürde sadece fiyata baktığımız zaman eğer biz 68-77 bölgesinin üzerinde bir aylık kapanış yapacaksak o zaman daha da üst bölgelerde bir petrol dinamikleri Brent petrol özelinde konuşabiliriz. Burada ilk etapta benim görmüş olduğum 80 doların üzerinde 85 dolara kadar bir hareketliliğin oluşması şeklinde. Ama bu minvalde baktığımız zaman gelecek dönemdeki haber akışlarını da dikkatle takip ediyor olacağız. Arz kesintisi, jeopolitik risk taması, stoklardaki artış ya da azalışlar ya da farklı haber kaynakları burada petrol dinamikleri üzerinde de etkisini hissettirecek. Yani kabaca 85-75 dolar arasında bir dalgalanmanın oluşma ihtimalini ön planda bulmakla birlikte her geçen gün alt bölgede gerçekleşen dip rakamlarında üst noktaya çıkma görüntüsünde olduğunu inceleyebilmekteyiz. Bu açıdan da yukarı yönlü beklentiler de şaşırtıcı olmayacaktır. Tabii ki çok önemli bir ürün. Hani haftaya Noel tatili diyoruz ama işin dinamik boyutu farklı olduğu için petrolü ayrıca parantez açmakta fayda var. Özellikle yukarı yönlü haber akışını destekleyecek gelişmeler izlersek burada 85 dolara yakın sayacak bir performansa Brent petrol cephesinde şaşırmamak gerekiyor. Evet, enerji ile başladık. Hani emtia grubu içinde değerli metallerle devam edelim isterim. Şimdi bakalım da hani jeopolitiklerde işte böyle artış azalış vesaire rağmen 2000 üzerinde rüştünü ispat etmeye namzet bir altın fiyatı gözlemliyoruz. Dolayısıyla yani dolar ons bazında artık böyle 2000 yeni bir taban oluşumu artık bunun üzerinde tarih zirve 2145 tabi oradan bayağı uzağız ama bu taraftaki sence görünüm nasıl olur? Yani artık 2000 üzerinde bir altın fiyatı yeni norm mu olur 2024 için? 2000 doların üzerinde aylık kapanış yapması aslında oradaki mevcut beklentiyi çok daha üst noktalara taşıdı teorik anlamda. Nitekim eğer bu ayda 2000 doların üzerinde aylık kapanış hatta yıllık kapanış da yapabilirse çok daha net altın tarafında teorik beklentiler 2400-2500'e sarkabilir. Hem zaten şu anki mevcut konjonktürde de bu düşünceler ön planda olmakla birlikte bir miktar daha bu beklenti teyit kazanabilir. Tabii bunun teyit kazanabilmesi için biz bu şekilde bir beklenti içerisindeyiz. Bunun temelinde işte merkez bankalarının gelecek dönemde faiz indirecek olmasını da atıfta bulunarak bunun fiyatlamasını önceden izleyebilmekteyiz. İşte jeopolitik risk temasına baktığımız zaman da bu süreci destekleyen bir gelişme oldu. 2024 yılında da aslında çok yoğun bir temponun olduğunu söylemekte fayda görüyorum. En çok etkilenecek varlıkların başında gelecek altın. Çünkü 70'e yakın ülkenin seçimi var. 2 milyara yakın kişinin oy kullanması bekleniyor.
Biz tabii ki işte Amerika'ya, Rusya'ya, Almanya'ya ve Türkiye'ye daha fazla fokuslanacağız ama gerçekten 2024 bir seçim dönemi olacak. Merkez bankalarının faiz indirimlerine devam başlayacağı ve bu aksiyonu sürdürebileceği bir ortam oluşturacak. Nitekim İngiltere'de gelen enflasyonla bile Mayıs ayına revize etti beklentileri piyasalar. Hani bu sebeple de baktığımız zaman da bu iki konjonktür bile altını çok net dalgalı bir eğilim oluşmasına olanak tanıyabilir ki seçimden hatırlarsak daha önce altındaki fiyatlama reaksiyonlarını önemli bir değişim izlenebilir. Mevcut jeopolitik risk teması üzerinde farklı bir risk kavramını da konuşabilir miyiz? Bunları da takip etmekte fayda var. Çünkü faiz indirimlerinin başlayacağı bir ortamda artık büyüme savaşlarının da oluşabileceği bir denge. Özellikle Amerika'nın Çin tarafındaki o bağımlılığı ortadan kaldırmak için almış olduğu aksiyonları gelecek dönemde nasıl bir reaksiyon verecek bunları da global tarafta özellikle takip etmek gerekiyor. Teorik anlamda fiyatı şu şekilde vurgulamakta fayda var. Ben 1900 dolar üzerinde herhangi bir sorun görmüyorum. 2000 dolar üzerinde de aylık kapanış yapılması durumunda 2400'lerin zaten uzun vadeli konjonktürde hedef alanı içerisine girebileceğini düşünüyorum. Daha kısa vadeli de zaten senin de paylaşmış olduğun mevcut güncel tarih zirve seviyesi ana fokuslanacağımız seviye olabilir. FED toplantısı öncesinde yani indirim beklentisi ciddi satın alınmaya başlanmıştı. FED konuşması sonrasında daha da öne çekildi. Yani Mart ayında ilk indirim gelir ana senaryo konumunda. Mart'ta olmadı, Mayıs'ta hatta Mayıs'ta belki ikinci indirim bile olur gibi fiyatlamalar var. FED yetkilileri hani biraz durumu düzeltmeye yönelik işte başta Atlanta Başkanı Bostic olmak üzere yani biz ikinci yarıdan önce pek indirim düşünmüyoruz gibi açıklamalara rağmen aslında çok da piyasalar o iyimserliği de bırakmak istemiyor. Diğer taraftan sen dile getirdin İngiltere'de, Avrupa'da artık potansiyelin altında büyüme, resesyon vesaireyle beraber talep ciddi durma noktasına gelmiş durumda. Bu da tüfeği ciddi şekilde aşağı çekiyor %2'li seviyeleri, üçlü seviyelere doğru. Şimdi ilk hangi taraf indirim yapara ilişkin tabii tahminlerle beraber paritede de bu yukarı yönde yani euro dolar işte 1.10'lara, sterlinin 1.27, 1.28'lere doğru hareketi hani tamam mı devam mı noktasına geliyoruz gibi yıl sonuna doğru. Hani senin öngörün ne olur bu merkez bankalarının olası hamleleri ne paralel olarak? Şimdi son süreçteki merkez bankalarının vermiş olduğu reaksiyonlar aslında dikkatle takip edilmesi gereken bir süreçten geçiyor. Ve biraz beklentilerin dışına da çıkıldığını da söylemekte fayda görüyorum. Çünkü FED cephesinde 3 adet faiz indirimi konuşuluyor. Buna ilişkin mesajlar veriliyor. Ama piyasa özellikle 6 adet faiz indirimi konusunda çok coşkulu. Ki FOMC üyelerinin bu coşkuyu frenlemesine rağmen. Şimdi burada özellikle bir iletişim tarafında problem yaşandığını söylemekte fayda görüyorum FED cephesine. Çünkü FED'in aksiyonuna geçtiği ve beklentilerini aktardığı bir ortamda piyasanın FED'e biraz daha yaklaşması gerekirken piyasanın gitgide burada arayı açıyor olması gerçekten düşündürücü. Çünkü burada çok daha sert fiyatlama reaksiyonları izleyeceğimiz bir döneme gireceğiz. Çünkü FED bu kadar keskin gitmeyecek. Şimdi Avrupa Merkez Bankası tarafına baktığımız zaman da orada hep şunu vurgulayabiliyorduk. Ekonomik aktivite tarafında problemler devam ediyor. Bu sebeple de baktığımız zaman ECB indirim konusunda daha istekli olabilir. Daha öncü bir rolde yer alabilir. Ama Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısına baktığımız zaman da işte Lagarde'ın açıklamaları incelediğimiz zaman da faiz indirimlerini konuşmadık şeklindeki mesajlar dikkat çekiyor. Şimdi yine ECB'nin burada öncü bir rol oynaması işte Mart'ta ECB, Mayıs döneminde de Fed yapar şeklinde bir teorik düşünce yapısı içerisindeyiz. Ama yine de FED ile piyasa arasındaki ayrışma gerçekten dikkat çekiyor. Son dönemde enflasyon rakamları oldukça iyimser bir görüntü sundu. Nitekim bugün İngiltere'nin rakamında da buna çok ciddi bir şekilde şahit olduk. Eğer arzu edilenden daha iyi bir
enflasyon teması göreceksek tabii ki tarihler Mart ayında daha agresif bir tonda fokuslanabilir o tarihe. Ama ben hala Fed'in Mart ayında bir faiz indirimi yapabileceğini düşünmüyorum. Ama illa Mart'ta bu yapılacaksa ECB'nin daha erkenden buna giriş yapabileceğini düşünüyorum. Ama benim kişisel beklentim Euro bölgesi tarafında Nisan, Amerika tarafında da Mayıs toplantılarında daha fazla dikkate alınması şeklinde. Buradan baktığımız zaman da Euro doların bir miktar dalgalı bir seyir oluşturabilme senaryosu var. 1.10 çevresinde oluşabilecek. İşte aşağıda 1.07, yukarıda 1.12.75, 1.13 bölgesi. Yani 1.10'un etrafında artı eksi 300 pip hareket alanı bazında bir dalgalanma oluşabileceğini düşünen taraftayım. Ama daha net hareketleri konuşabilmem için de özellikle pozitif tarafta kabaca 1.12.75-1.13 bölgesinin üzerinde kalıcılığı görmem gerekiyor. Aksi takdirde bu yukarı yönlü hareketler yeniden bir Euro'dan dolara geçme senaryosu olarak kullanılabilir. Ama şu an için bir miktar daha iyimser olduğumu söylemekte fayda görüyorum. Evet, biraz da uzak doğuya değinelim istiyorum. Şimdi Çin tarafında son 4 aydır faizlerde bir değişikliğe gidilmedi ama işte gayrimenkul sektörünü ve genel ekonomiyi destekleme amaçlı kredi faizlerinde aşağı yönde revizyon beklentisi de var. Diğer taraftan enflasyon artık ortalamaların üzerine bayağı çıkmasına rağmen Japonya'da ultra gevşek para politikasından pek vazgeçmeye niyetli değil gibi, en azından son gelen Bank of Japan'dan açıklamalar bu yönde. O tarafın dünyanın geri kalanından böyle ayrışmış olması ve kalmaya ısrar etmesini nasıl değerlendirirsin? Çin tarafı tabii büyüme tarafındaki beklentilerde yaşanan hayal kırıklığı bu yılın çok önemli takip edilmesi gereken konu başlıklarıydı. Çünkü %6 büyüme beklentisiyle başladık. %5'lere kadar yaklaştık ki bunun altına sarkan bir görüntü oldu. Çin'den bahsediyoruz bu arada. Dünyanın en önemli iki ekonomisten birisi. Bu açıdan da Çin cephesinde mortgage tarafındaki sorunları çözebilmek, buraya destek verebilmek adına kredi faiz oranlarında belirli aşağı yönlü indirimler gerçekleşti. Ama bu indirimlere karşın piyasa beklentisi kadar olmadığı için de piyasalar yine hayal kırıklığına uğramıştı. Nitekim baktığımız zaman bugün de 1 yıllık ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında da bir değişime gitmediğini gözlemledik. O yüzden de orada belli başlı destekler söz konusu ama yeterlilik konusunda soru işareti olmakla birlikte yine büyüme temasına ilişkin belli sorunların olduğunu da biliyoruz. Japonya tarafına baktığımız zaman da pandemiden itibaren enflasyonda yaşanan yukarı yönlü hareketler, Japonya'nın enflasyon yaratamayan bir ülke lakabıyla bu süreci benimsiyor olması ve son bölüme geldiğimiz zaman da artık hani buradan vazgeçelim, ultra gevşek politikalardan biraz hani bu inatçı tutumu sergilemeyelim, 2024'te artık bu sürece son verelim şeklinde belli başlı beklentiler vardı ki dolar yen paritesi 150-152 aralığında 152 zirvesine yaklaşırken seninle de konuşmuştuk buralardan önemli bir dönüş olabilir şeklinde gibi vurgularımız vardı. Ama şu anda son toplantıyı da değerlendirdiğimiz zaman hala bu inatçılığın sürdüğünü görebilmekteyiz ki bu inatçılığın terminaldeki vadeli tahminlere de yansıdığını çok net görüyoruz. Eskiden acaba 2024 ilk çeyreğinde Japonya Merkez Bankası faiz artırır tarzında düşünce yapımız vardı ama şu anda gitgide bu oranların da düştüğünü görebilmekteyiz. Bu açıdan baktığımız zaman da bir miktar daha bu ultra gevşek politikaların sürme senaryosu ön plana çıkacak. Diğer merkez bankalarının aksine Japonya Merkez Bankası göstergelere bakmayacağız. Yani göstergelere bakmamıza gerek yok diyor. Mesela Fed, ECB veri odaklı gideceğiz diyor ama Japonya Merkez Bankası veri odaklı gitmeyeceğini beyan ediyor. Bu sebeple de belki de diğer global merkez bankaları indirim sürecine başlarken Japonya Merkez Bankası farklı bir dinamik içerisine girebilir. Ama şu anki konjonktürde sanki ilk çeyrek içerisinde ekstra bir aksiyona girmeyecekmiş gibi duruyor. Tabii bu da
dolar yendeki o yendeki güçlenme eğilimi üzerinde biraz baskı oluşturuyor. Bu da dolar yen paritesinin bir miktar daha düşüşlerini sınırlandırmasına olanak tanıyabilir ama yine terminale baktığımız zaman forecastlere dolar yen tarafında çok ciddi aşağı yönlü beklentiler var. Ama bunun gerçekleşebilmesi için bir yandan dolar cephesinde aşağı yönlü bir eğilim izlenmesi lazım. Bir yandan da yen tarafında önemli güçlenme eğilimleri oluşması lazım. Yani temel makro dinamiklerle bu iş devam etmesi lazım. Ama şu andaki ilgili görüntü sanki bu tarz keskin düşüşler olmayacakmış gibi. Evet, biraz da Amerika'daki endekslere değinmek isterim. Şimdi orada bir hani dip oluşumu çabasını 4200'ler civarında hareketli ortalamalardan doğru şekilde saptadıktan sonra hani hisse başındaki kar tahminleri vesaire tarafında çok önemli yukarı revizyonlar olmamasına rağmen ya da beklentiler hani yumuşak iniş senaryosu zaten ekonomide de aktivitenin yavaşlaması, sönümlenmesi anlamına geliyor. Ama buna rağmen özellikle yüksek teknoloji, işte yapay zeka ile ilintili, işte çip üreticileri üzerinden, yarı iletken vesaire tarafından anlamlı bir yükseliş hareketi. İşte Dow 2 defa 37.000 aştı. Diğer endekslerle tarihi zirvelere oldukça yakın. Dolayısıyla buradan sonra Amerika'daki endekslere ilişkin beklentin, öngörün nasıl olur? O bahsettiğimiz seviyeden çünkü neredeyse %10'a yakın bir yukarı geldik. Baktığımız zaman aslında S&P 500 olsun, Nasdaq olsun, Dow Jones olsun, terminaldeki 12 aylık analiz beklentisi kabaca %5 ile %8 arasında giden bir rakam var. Örnek veriyorum, S&P 500'de kabaca 5100'lük bir hedef beklentisi var endeks bazında. Amerikan borsaları da genellikle 5 ile 7 arasında bir yüzdesel performans beklentisi var. Nitekim bunların biraz içerisine girdiğimiz zaman ben hemen notlarıma bakıyorum. Dow Jones içerisinde mesela en iyi performans beklenen şirketlerde işte Chevron, Walmart, Walt Disney tarzında %12 ile %20 arasında bir performans beklenti. Yani endeks üzerinde bir beklenti var. S&P 500'e baktığımda orada mesela Moderna ile United Airlines dikkat çekiyor ki Moderna'nın 12 aylık analiz beklentisi kabaca %43 civarlarında. Biraz teknoloji tarafına bakalım. Orada Nasdaq içerisinde neler var diye. Orada ben biraz daha incelediğim zaman Moderna, Nvidia, Warner Bros. Kabaca Moderna'nın %43 zaten demiştik. Nvidia'da %32 civarlarında yıllık performans beklentisi var. Yani endeksin çok çok üzerinde. Burada biraz daha teknoloji tarafındaki beklentilere fokuslanıldığını ben terminal tarafında görebilmekteyim. Mesela Dow Jones'ta falan beklentiler gitgide aşağı düşmeye başlıyor. Bu açıdan 2024 tarafı da bu minvali teknoloji ağırlıklı şirketlerin yine ön planda olabileceği bir dönem olarak karşımıza çıkabilir. Şu an için mesela genel bir benchmark Amerikan endeks beklentisini paylaştığımız zaman S&P 500'ün o son 4808 zirvesine neredeyse zaten ulaştığını görebilmekteyiz. Yine grafiklerime baktığım zaman da kabaca 5200'lere kadar da bir hareket dile şaşırmayacağımızı söyleyebiliriz. Yani benim burada terminaldeki %5'lik beklentiye karşın bir %10 yapabilir şeklindeki bir düşüncem hala ön planda, hareketlerini biraz daha devam ettirdiğimiz şeklinde. Tabii şunu da çok net bir şekilde görüyoruz. Biz 2022'de S&P'nin 3600'lere kadar yaşadığı o düşüşlerden sonra oluşan bir rally var. Şimdi bu rally, bu keskin hareketlilik, bu sene teknoloji endeksinde de çok net gördük. Bu kadar keskin hareketler beklenebilir mi? Geçiş dönemi olarak adlandıracağımız 2024'te biraz orada soru işareti yaratabilir. Biraz o temkinli, iyimserlik modunda olabiliriz. Çünkü Amerika'da seçimler var, jeopolitik risk teması diyoruz. Merkez bankaları faiz indirim denklemine ne kadar erkenden bu sürece başlayacak, bunların hepsini takip ediyoruz. Ama yine de Amerika büyüme cephesindeki süreci ve enflasyondaki görüntüyü diğerlerine göre çok daha iyi bir şekilde kontrol altında tutabileceği beklentisi oluştuğu için yine performansların olabileceğini söylemekte fayda var. O yüzden Amerika borsaları için iyimser beklentilerimiz var. Endeks üzerinde de teknoloji şirketlerinin daha rağbet göreceği bir
görüntü izlenebilir. Hani bizim Borsa İstanbul'da işte sanayi ile banka hisseleri kıyaslanır. İşte hangisi görece daha iyi performans vesaire. Şimdi global ölçekte de hani Avrupa endeksleriyle Amerika'daki endeksler, işte Amerika'daki endeksler çok daha zengin çarpanlarla işlem görüyor. Ama sanki hani bu ara daha da açılacakmış gibi, işte 2024 sen dile getirdin. Amerika'da seçim yılı ve genelde hani endekslerin iyi performans sergilediği bir dönem oluyor. Bir de işte yabancı yatırım bankalarından yanılıyorsam Citi'nin bir değerlendirmesi. Yani ekonomi yavaşlayacak, hisse başına karlar aşağı gelecek ama yapay zekanın daha etkin kullanımıyla verimlilik ciddi artacak ve bu işte S&P'yi rahatlıkla 5100'lere doğru taşıyacak şeklinde. Yani Avrupa görece Amerika'nın daha iyi performans sergilediği, Avrupa'nın tabiri caizse nispeten yerinde saydığı bir 2024 mü acaba senin de ana senaryo, yoksa farklı bir görüşün var mı? Ben de hemen hemen benzer görüşteyim. Çünkü Avrupa ve ABD biz son dönemdeki makro konjonktür ve dış taraftaki hareketliliğe baktığımız zaman da bu ayrışmayı çok net bir şekilde görebildik. Özellikle Rusya-Ukrayna süreciyle birlikte işin enerji bağımlılığı ve ekonomik aktivitedeki süreci Avrupa cephesinde çok daha böyle acı çekerek yaşayan bir görüntü olarak izledik ama Amerika'nın büyüme temposunda çok daha sorunsuz ilerlediği bir dönem yaşadık ki bir yandan faiz indiren bir görüntü, tarısı faizleri arttıran bir görüntü, bir yandan enflasyonu düşüren bir görüntü, bir yandan da büyümek isteyen bir görüntü. Yani gerçekten iktisadi kuralların dışına çıkan bir süreç izliyoruz orada. Mevcut ekonomik görüntüsünden ve dünya ekonomisi ve kredibilitesi açısındaki farklılıklardan kaynaklı olacak şekilde. Bu açıdan baktığımız zaman da seçim öncesinde de tabii ki hiçbir başkan borsanın çok ciddi bir şekilde aşağıda olmasını istemez. Bu sebeple de borsanın belirli bir performans sergilemesi, ki yani enflasyonun orada %3 olduğu bir ortamda hani %5 bile çok kötü bir durum değil ama yani biraz daha iyimser bir performansın bu nebzede ön planda kalabileceğini söyleyebiliriz. Avrupa tarafında Almanya'da seçimler var diyoruz ama oradaki ekonomik aktivitedeki problem bir miktar daha o cepheyi farklı bir noktada oturtabilir. Yani bizim orada Avrupa'daki yatırımcıların ya da kişilerin hani hisse senedi piyasasında hani çok ciddi bir reaksiyon beklentisinden ziyade mevcut aktiviteyi, mevcut ekonomik konjonktürü en azından çok daha iyi bir noktaya taşıyın psikolojisi olacaktır. Hani sen de biliyorsun, uzun yıllar Merkez Bankası negatif bir faizle sürece odaklanmak durumunda kaldı. Buna rağmen belli kalıplarla hareketlilik gerçekleşti. Bu açıdan baktığımız zaman evet, 2024 yılında da ben Avrupa ile ABD arasında bir miktar açılmanın da artacağını düşünen tarafta olduğumu söyleyebilirim. Evet, GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayıldır'a teşekkür ediyoruz katılımı ve verdiği değerli bilgiler için.